İyi akşamlar. TRT Avaz ekranlarındasınız ve pencereyi bir kez daha Zihni Çakır'la birlikte ben İnanç Uysal açmak üzere sizin karşınızdayız. Efendim Avrupa Birliği'nden çıktık mı? Bilmiyoruz ama Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı tavsiye kararı gereği bizi istemediğini nihayet açıkça aşikar etti. Yani içlerinden geçeni nihayet dile döktüler. Bunun karşılığında bizim de belli hamlelerimiz olacak ve biz de oradan başlayalım bugünkü pencerenin açılışına dedik. Ancak hemen öncesinde bir bandımız var. Önce onu izleyelim, sonra tekrar buradayız. Toplanmışlar, gelmişler bir araya. 30-40 kişi verilen o bildiriye hayır diyor. İşte yok diğerleri işte 400-500 kişi evet diyor. Ya topunuz dese ne yazar? Topunuz dese ne yazar? Ümran bebekleri siz almadınız. 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Bu kararın bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten de öyle aman aman çok sıkı fıkı ilişkiler değil. Avrupa Birliği şunu anlamalı. Avrupa gelecek vizyonunu Türkiye ile beraber mi şekillendirecek yoksa Türkiye'siz mi şekillendirecek? Buna karar vermeli. Avrupa güvenlik için Türkiye vazgeçilmez derken bir yandan da eften püften nedenlerle böyle kararlar almış olması tam bir çelişkidir. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bu vizyonsuzluğa karşı seslerini yükseltmelerini bekliyoruz. Bu kararı yok hükmünde sayıyoruz. Bu karar içerdiği vizyon itibariyle, vizyonsuzluk itibariyle, hedefleri itibariyle, bu karar tasarısına hakim olan dil itibariyle ciddiye alınacak bir karar değil. Eğer Türkiye'ye bir mesaj verme niyetleri varsa bunu pozitif bir şekilde hukuk devleti, demokrasi gibi konularda nasıl işbirliği yapacakları şeklinde bir değerlendirme yapmaları gerekirdi. Bunun yerine maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza atarak bu kararı verdiler. Rahmetli Arif Nihat Asya bir kurum için söylemişti bunu. Kurumu burada zikretmeyelim ama orada iyi birine rastlarsan bil ki oralı değildir diyordu. Bu Avrupa Birliği için sanırım oldukça geçerli bir cümle. Batı'nın tamamı için geçerli bir cümle. Bu konu konuşulurken ben bir örnek de vermiştim. Crazy Horse, yani çılgın at. Amerika'nın Kızılderili liderlerinden birisi şöyle bir cümle kullanmıştı. Beyaz adam verdiği tek bir sözü tuttu. Topraklarınızı elinizden alacağız dedi ve aldı. Evet, Zihni Çakır, Avrupa Birliği bizi çok şaşırttı. Açıkçası bu kinayeli ifadeye rağmen evet şöyle şaşırdık. 55 yıl sakladıkları yüzü ilk defa aşikar ettiler. Aslına bakarsan onların saklamak gibi bir derdi yoktu. Saklamıyorlardı falan da. Bu kadar net gözümüze sokarak kim olduklarını anlatmamışlardı. Neden artık anlatıyorlar? Çünkü artık Suriye gerçeği var, Irak gerçeği var, göçmenler gerçeği var.
Halbuki bunlar Arnavutluk sahillerinde çok başına gelen insanlar vardı, yaşadılar. Ama artık çok aşikar. Avrupa Birliği'nin bu davranış bozukluğunu ve Türkiye'nin içindeki aydın ihanetiyle birleştirerek nasıl değerlendirmek lazım? Önemli, benim açımdan şu var, bak onu net söyleyeyim. Siyasetçinin hevesleri başka yerlerde olup sırf iktidar talebiyle dengesini yitirme ihtimali var da, kendisine tırnak içinde aydın denilen insanların böyle misyonların olmaması gerektiği bölümünü atlıyoruz biz. Yani aydın kisvesine bürünmüş adama biz de aydın payesi veriyoruz ama o adamın menfaat perestliğiyle o sıfatın birbirini tutma şansı yok. Siyasetçinin olma ihtimali var. Yani bu adamlara yanlış bir kisve ve sıfat veriliyor, itibar veriliyor. Bu çok önemli bir mesele. Onu da biraz konuşalım. Tabii ya, siyasetçilerin bir sürü şeyi var. Yani. Onlara yüklenen sıfatı kendileri reddediyorlar. Yani bir doku uyuşmazlığı yaşıyorlar. O yüzden bence şu anda aydın, yani tırnak içerisinde aydın diye tanımladıklarımızın zaten bir kıymeti harbiyesi kalmamış. Ne zaman ülkeye ihanet merkezli bir organizasyon olsa o tırnak içerisindeki aydınlar orada. Ama şu anda aydın dediklerimizden daha fazla kıymeti harbiyesi olan siyasetçiler var ki o aydınların bir tık da ötesindeler. Yani Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili almış olduğu ve yok hükmünde sayılan o tavsiye kararının kritiğini yaparken ana muhalefetin bir mensubu eğer o hali kaldır, PKK tutuklarını serbest bırak, Avrupa Birliği'ne biat et. Yani bunlar olduktan sonra bugün spekülatif olarak tırmandırılan dolar 2 liranın altına düşecektir diyebiliyorsa. Yani bildiği var demek ki. Tabii ki bildiği var. Neyin nereden yönetildiğini, doların bildiğimiz o kalıplaşmış ekonomik verilerle yükselmediğini çok iyi bildiği için bu işin merkezinin Londra'dan ve Avrupa'dan yönetildiğini bildiği için bu tavsiyede bulundu. Çünkü aynı zamanda da ekonomist bunu söyleyen adam yani. Şimdi Londra şimdi, biraz farklı değerlendirdi meseleyi. Yani NATO Türkiye'de şu anda yüzünden, bu dolardaki spekülasyonun... Bu bölümü de atlamayalım, onun için söylüyorum. Bu NATO meselesini de atlamayalım. Dolardaki o spekülasyonun temel merkezinin Londra'daki fonlar olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunu görmek zorundayız. Yani. Çünkü zaten. Evet, yani Avrupa'ya ve hedefledikleri yeri kendilerine biat ettirmek için parayı nereden çıkarıyorlar? Bugüne kadar hep Londra'dan ve fonlardan çıkardılar. Şimdi aynı yerden çıkarıyorlar. Bu alanda... Bu arkadaş bu ifadeyi kullanırken, yani Türkiye'nin gelmesi gereken çizgiyi tanımlarken muhtemelen bugün yaşadığımız o kuşatmanın ekonomik anlamda, siyasal anlamda ve sınırlarımızda ve sınırın ötesinde yaşamış olduğumuz kuşatmanın temel sebeplerini biliyor demektir. Ben belki çok amiyane ve birilerini çok kızdıracak bir tanımlama olacak ama kendilerini mevcut rejimin, yani Cumhuriyet'in kurucu iradesi olarak tanımlayanları bu ülke 90 yıldır, bakın bunu Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ten ayrı tutuyorum, yani CHP zihniyetini ayrı tutuyorum. 90 yıldır tanımlayamamıştı bu ülke bunların neye hizmet ettiklerini. Ama bugün Öztrak'ın bu ifadesiyle o tanımlayamadığımız ifadeyi tek bir tweetle ortaya koymuş oldu. Yani müstemleke ve mandacılık zihniyetini bugün net ortaya koymuş ya Mustafa Kemal'le oldu. Açıkça kavga teklif ettiği şey zihniyeti. Eğer doları 3 lira ve altına çekmek istiyorsan biat et diyor. Mustafa Kemal'le kavga edenlerin zihniyeti. Yani. Ve bunu mitingde gördük biliyorsun. Mustafa Kemal posterleriyle, Atatürk posterleriyle hangi posterlerin yan yana durduğunu yani kendiler, gördük. Yani kendilerine Mustafa Kemal'in köpekleri diyenlerle aynı miting meydanında aynı bayrakları sallayabilirler. Bu kadar kendilerine yakıştırabilirler. Yani çok tamam ana muhalefet, yani söylemlerimizde bir nebze olsun dikkat etmek zorundayız. Ama yani toplumu bu kadar germenin, toplumu bu kadar kaşımanın da çok anlamı yok. Ya yanlış yapılıyor olabilir ve yanlışa müdahale edebilirsiniz. Bakın bu muhalefetin işidir. Burada yanlış yapıyorsunuz dersiniz. Ama bu muhalefet değil. Bu yaptığınız şey müştekilik, şekvacılık, şikayetçilik, müzevirlik, ispiyonculuk ne derseniz deyin. Ve birilerini sigaya, yani iktidarın sigaya çekilmesi konusunda
birilerinden medet umma meselesi. İktidarı zigaya çekmekle ülkeyi bir yerlere peşkeş çekmek arasındaki çizgiyi kaybettiler. Zaten öyle oluyor işte. Yani biz şu anda verilen mücadele iktidar nezdinde, Cumhurbaşkanı nezdinde verilen mücadele başlı başına bir bağımsızlık mücadelesi. Sevgili Cüneyt Çakır, diyelim ki öyle değil ve yanlış yapılıyor. İşinizi kendiniz göreceksiniz. Bir iddia ile Türkiye'de bir siyasi parti oluşumu içindesiniz. Ya bir iddianız var. Ben bu ülkeyi en iyi ben yönetirim diyorsunuz. İddianız bu. Ben iktidar olmalıyım diyorsunuz. İddianız bu. Ben iktidar olup bu ülkeyi herkesten iyi yönetirim diyorsunuz, değil mi? O zaman bu ülkenin sahibinden bu yetkiyi almak zorundasınız. Bu ülkenin sahibi Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri değil. Bu ülkenin sahibi bu ülkede yaşayan insanlar. Bu farkı ayrı anlayacaksınız. Şimdi eğer Can Dündar'ın çok kısa bir süre önce Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma bir ölçü ise şu an CHP zihniyeti diye söylemeyelim bunu. Bunun hepsi bir arada olsun. Avrupa Birliği, haklı kardeşim Avrupa Birliği de diyen herkes benim kafamda aynı yerdedir. Nerede mesela? Diyor ki, ben diyor konuşmasını yaparken, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesinden geliyorum diyor. Türkiye bir cehennem şu anda ne yazık ki diyor. Siz diyor biliyorsunuz ama diyor ben yine de söyleyeyim, Türkiye şu anda bütün radikal İslami örgütlere para ve silah yardımı yapıyor diyor. Bunu orada söylüyor. Efendim burada söyletmediniz ki diyebilirsiniz. Ya burada söyledin, burada söylerken bir şey olmuyordu da sen bunu birileriyle beraber başka bir amaçla yapmaya başladığında problem oldu. Çünkü o haberi yapan başka gazete de vardı. Kimse bir şey yapmadı o gazeteye. O haber 6 ay önce haberleştirilmişti. Yanlış haber, yalan haber, doğru haber fark etmez. O haber 6 ay önce haberleştirilmişti. Sen o haberi yeni yapmış gibi yaptın. Başka gazetede çıkmıştı o haber. Sen tamamen siparişle yaptın. Tabii. Senin bir görevi yerine getirdin. Evet, yani onu yaptıktan sonra onu yapmaktaki amacını da ne olması gerektiğini söyleyerek ortaya koymuş oldun. O türleri durduran kafayla sonrasında 6 ay sonra o haberi tekrar ısıtıp ortaya koyan arasında zerre kadar farklı. Kafasında aynıdır. Evet. Şimdi o türlerin içinde ne olduğu, nereye gittiği falan başka tartışma konusu. Oturup onu doğru düzgün konuşur tartışırız, insanlar bizi ikna eder edemez. Bu başka bir şey. Karıştırdığımız yer de burası zaten. Her yol mübaha gelmişiz. O tırların o şekilde durdurulması ve uluslararası kamuoyuna o şekilde lanse edilmesini ancak kim yapardı biliyor musun? Bir, Türkiye'nin o tırlarla her ne giderse gitsin, o bölgedeki etkinliğini kırmak isteyen güçler yapardı. İki, Türkiye'nin orada bir oldu bittiğiyle kendi topraklarına kastedecek bir yapılanmayı önlemesinin önüne geçmeye çalışan yapardı. Yani bunu Avrupa yapardı, bunu İran yapardı, bunu Rusya yapardı. Zaten onlar yaptı. Ya bunu o bölgedeki çeteler yapardı. Ya o tırlarda silah vardı. Tırnak içinde söylüyorum. De ki silah vardı. De ki cephane vardı. De ki roket vardı. Tırnak içinde diyorum. Diyelim ki o tırlarda silah vardı. Ve sen o silahların var olduğunu ispatladın. Peki kime gideceğini nasıl ispatladın? Fatura mı kesmişlerdi? İrsaliye mi vardı? Çünkü ona kime gittiğini söylemesi, söyleyeceği şeyi de söylemişlerdi. Tabii. Çünkü öbür tarafa gidiyor olursa çok tehlikeli. Evet. Çok o zaman acayip destek alır yani. Belki de o öbür tarafa gitmemesi için bir ön alımdı. Yani bugünleri görerek yapılmış bir ön alımdı. Tabii ki canım. Yani şimdi şunu kabul edelim. Bugün çünkü eğer bir devletsen işte girdin orada. Şu anda Fırat Kalkanı'yla 90 gündür oradasın. Ve önceden böyle bir hazırlığın olmuş olsaydı. Mesela dün geceki o vahim saldırıyı belki yemeyecektin. Belki o vahim saldırıda bir kayıp vermeyecektin. Ya da oraya gittiğin zaman çok fazla enerji harcamadan sadece oradaki terör unsurlarını gönderdiğin yerlerde sadece oluşum, egemenlik elde edecektin. Onun ötesinde bir sıkıntı yaşamayacaktın. Şunu kabul edelim. Şimdi karşımızdaki adamlar bir oyunu bizden iyi oynuyorlar. Yani hesabı daha iyi yapıyorlar. Çünkü biz o klasik diplomasiyle dürüstlüğü birbirine karıştırmamızdan kaynaklı. Birincisi o. İkincisi çok hazırlıksızız. Yani bizim hiç tarzımız değil.
tarzımız olmadığı için de bu hesapları biz yapmıyoruz. Onların yaptığı hesaplara da karşıda pozisyon alma konusunda doğal olarak refleksimiz zayıf kalıyor. Adamlar bu işi daha iyi yapıyor bizden. Şimdi biz 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ambargo ile muhatap olduk. Sebep? Kıbrıs. Ve aynı yıl Temmuz'un 20'sinde biz bir ordu kurduk. Bir ordu kurduk. Ege ordu. Neden? Yunan adaları gerginliği çok yüksek boyuttaydı. Kıbrıs meselesinden dolayı bütün dünya karşımızdaydı. Yunanlarla karşı karşıya kalmıştık ve Ege ordu diye bir ordu kurduk. Dördüncü ordu değil, Ege ordu. Neden üç tane ordumuz varken o ordulardan herhangi biri de oraya kaydırılamaz mıydı? Zaten orada yok muydu üçüncü ordunun, ikinci ordunun bir bölümü? Daha önce kurmamıştık da niye o gün kurmuştuk? Çünkü diğer ordularımız NATO'ya bağlı. Bu çok önemli bir şey. Bu bağımsızlığı kaybetme, gönüllü olarak kaybetme, devretme biçimidir. NATO, Avrupa Birliği falan. Ha bu dünyanın gerçeğidir, dengesidir. Bu birliktelikler yaşanmalıdır. İki paktlı dünyada birini seçmek zorundaydık. NATO, Varşova'ya. Ama çıkarlar doğrusunda... Zaten mesele budur. Yani ila nihaye dostluk olmaz devletler arasında. Dönemsel ve menfaatsel olur. 1952'de biz mecbur kalıp NATO'ya, yani mecburiyetten NATO'ya girdik. Ancak Varşova Paktı kapandı. Yani bittikten sonra NATO'da biz iot gibi olduk. Neden? Çünkü biz Varşova Paktı'nın varlığı ve komünizmin yayılmacılığını kesmek karşısında evet. Biz konforluyduk. Kullanımımız konforluydu. Bizi kullanmak lazımdı. Ama komünizm bitince Batı'nın düşmanı ne oldu? İslam tırnak içinde. Hatta işte İslami terör 11 Eylül saldırıları falan ürettiler. Filan. Tabii canım. Ve bu 1800'lü yıllara dayanan bir hikayesi var bu işin. Şimdi adamların yatırımcılığı iyi, onun için söylüyorum. Yani 1800'lü yıllardan bunları hazırlayarak geldiklerinin için. Peki şimdi NATO'nun düşmanı İslami terörse, NATO'nun içindeki Müslüman ülkenin durumu nedir? En büyük düşmanı da o ülkedir. Çünkü bir de en güçlüsü. Bir bu. Bir. İki. Şimdi Avrupa Birliği'nin kendisinden olduğu yerden bir bakalım. Yani 80 milyonluk bir Müslüman ülkeyle beraber hareket etmesi 50 yıldır istemiyor da bundan sonra niye istesin sorusunun daha da vahimi. Şimdi bizi aldığında Avrupa Birliği'nin doğu sınırı neresi oluyor? Güneydoğu sınırı? Suriye. Suriye, Irak. Şimdi zaten orayı o hale getirmişsin. Bir de oraya komşu mu olacak? Ya adamlar aslında kendileri açısından baktıklarında haklılar da bizim bu gayretimiz beni çıldırtıyor. Bu bir kısım insanın bu dehşet gayreti. Yoksa Avrupa Birliği'nin kazanımları dediğimiz şeyler var ya, ekonomik, teknolojik, endüstriyel, kültürel, kültürel değil mi? Yanlış, kültürel. Ama sosyal hayat açısından falan. Sosyal hayat bile değil yani. Yani hayat standartlarının... Standart anlamında yani zaten. Sosyal hayat zaten dediğimiz o. Bizim kendi geleneklerimize dönmeye kalksak bile bu kendi başına yeterli yani. İnfak edinize uysak yani, yeter yani. Ona uysak yeter. Eğer zaten o işte sosyal standart dediğin şey de ekonomiden kaynaklanıyor. Şimdi biz bu modelin maliyeti var mı Alman'ın? Sıfır maliyeti ya. Eğer becerebiliyorsam ben bu modeli alır kendimde, kendi dokuma uygun biçimde kullanırım. Sıfır maliyeti var. Buraya girmeye kalkmanın maliyeti daha yüksek. Şimdi, kapısında beklemenin maliyeti daha yüksek. Kapısında bekleterek aslında onların kazançları sadece Türkiye'yi almamakla ve kendi dokularını bozmakla değil. Biraz önce bir şey söyledin. Yani biz buna hazırlıklı değiliz dedin. Yani bugün olanlara hazırlıklı değiliz dedin. Adamlar zaten sen o hazırlığı yapmayasın diye kapısında beklettiler. Ve sana üyelik vaadiyle bugün uğraştığın bu terörün bu kadar büyümesinin önünü açtılar. Sadece bugün değil yani parlamentonun işte Türkiye'nin tutuklu PKK'lıların serbest bırakılması yönünde adım atmasını da bir şart olarak koşması bugünün meselesi mi?
Biz 90'larda da bu meseleyi yaşamadık mı? Yaşamadık. Oğlum. Yani Avrupa Birliği ile bizim gerilim sebeplerimizin tamamı terörle mücadeledeki kararlılığımız üzerine kurulmuştur. Bir odur. Türkiye ile vize serbestiyetine koymuş oldukları şart neydi? Terörle mücadele yasası. Yani bir önceki başbakan bu yönde taahhütte bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı müdahalesiyle bu gerçekleşmedi. Ama nihayetinde Avrupa Birliği Türkiye ile olan bütün ilişkilerini terörle mücadelede esneklik üzerine kurduğu için biz bugünlere hazırlıklı olamadık. Yani kafanızı kaldırmayın, biz size ne istiyorsanız veririz, evet, modunda. Değil mi? Bunu getirdiler. İşte eğer zaten hazırlıklı olabilmiş olsaydık, biz Avrupa Birliği'nin kapısında beklerken onların bizi dizayn etmesine itiraz edebilmiş olsaydık, emin ol 4 senedir 5. seneye giren Suriye meselesine biz çoktan hazır olurduk. Ve oraya ilk müdahale edebilecek erk biz olurduk muhtemelen. O masada en edilgen güç biz olurduk. Ama bizi kıskaca aldılar. Neyle aldılar? Siyaseti dizayn ettiler. Bürokrasiyi dizayn ettiler. Yani bugün işte başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığını tartışıyoruz. Ya en başta Türkiye'deki parlamenter sistemi parlamenter oligarşiye çevirdiler ve ülkeyi bunun üzerinden dizayn ettiler. Ülkedeki zenginlikler birbiriyle çatıştırdılar. Yani siyaset merkezine çekerek çatıştırdılar. Asla uzlaştırmadılar. Oysa bugün vazgeçin bu sevdadan dedikleri şey insanları iki kutba da ayırmış olsa ama nihayetinde iki ayrı masa etrafında oturup uzlaşmaya zorlayan bir sistem. Başka yönlerini konuşabiliriz. Artıları eksileri elbette vardır. Ama uzlaşma kültürü açısından hele bizim gibi farklılıklarını zenginliğe dönüştürme hevesi yaşayan ama buna müsaade edilmeyen bir ülke gerçekten o iki partili sistemde farklı kutupları iki ayrı masada mutlaka ama mutlaka uzlaştıracaktır. Buna bile tahammülleri yok ki adamlar. Ya ama bunun ben de aynı şeyi yapıyorum çok sık. Sanki bunun tek sorumlusu onlarmış gibi davranıyoruz. Değil tabii ki. Yani biz arada bir aynaya bakmalıyız. Yani bu kadar müsamahayı nasıl gösterdik biz bunlara? Kafamıza silah dayadılar mı? Dayamadılar. Avrupa Birliği'yle ya da Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerle bir savaşa girdik de teslim olduk. Hayır. Tamamen kendi kurdukları bir düzeni bu topluma yutturdular. İşte en zorlandıkları dönemde ne yaptılar? Askeri oligarşiyi getirdiler, darbe yaptırdılar ve tepene çöktüler. 200 yıllık bir faaliyetin neticesinde, ülke, 300 yıllık. İlk defa bu ülke bir darbe ve işgal girişimine karşı halkıyla sokaklara döküldü. Bunu 80'de yapmış olsaydık, bugün Orta Doğu'yu dizayn etmek için Türkiye'nin kapısını çalmadan adım atabilecek bir ülke olabilir miydi? İşte 80'de bunu yapmayacağımız hale getirmişlerdi. Ülke. Yapamayacak hale getirmişlerdi biz. Bir de yapmazdı yani. Kimsenin yapmayacağı bir ruh haline sokmuşlardı. Yani şimdi hikaye şu 300 yıllık öyle peki, ince ince yapılmış bir çalışma yani. Yani o ruh halini senin biraz önce söylediğin tırnak içerisindeki aydınlar oluşturmadı mı? Şimdi aydınların ekseriyesiyle beraber halkın her sabah uyandığında başına gelen vahim olaylar nedeniyle 80 darbesine müdahalesi olmadı. Ama şunu, yani bir yerde bunu uzun uzun konuşmak lazım da, şu anda da muteber olan bir kısmı, muteber olan isimler vermeyelim, insanlar vardı. 1980 öncesini hatırlayanlar iyi hatırlarlar. 2-3 tane farklı fraksiyonun gazetesi vardı, televizyon yok o zaman. Bu gazetelerin köşelerinde ehemmiyetli adamlar vardı. Bu adamların hepsi hala var. Yani genç nesiller bilsinler. Hepsi var hala. Hepsi hala muteber. Bu insanların yazdığı yazılar nedeniyle insanlar birbirlerine karşı tahrik olurlar. Ve öldürürlerdi. Birbirlerini. Yani o sebeple öldürmezlerdi ama onları o tahrik. Tahrik ederlerdi. O yazarlar, çizerler. Akil adamlar o zamanın. Bugün de akil adamlar. Önderleri. Yani. Bugün de akil adamlar. İşte kanaat önderleri. Ve o insanlar bize 1980 öncesini yaşattılar. O toplum, o halk 1980 öncesini yaşadı. Ve sonra ihtilal olduğu gün, bir tanesinin adını da verelim. Başı şu anda başka işlerden belada olduğu için. Mesela Nazlılıcan Tercüman Gazetesi'ndeydi. Kendisi ve daha sonra 1980 ihtilalinin hemen akabinde ihtilale yazdığı güzellemeler vakadır. Şimdi bundan bir sürü vardı. Mesela bir tanesinin o kadar solculuğu tavan yapmıştı ki, yine isim vermeyeyim, isim verirsem büyük bir şoka neden olabilirim çünkü.
İnsanlar çok şaşırabilirler. O yüzden vermiyorum ismini yoksa. TÜSİAD toplantılarına çağırmazdı. O kadar solcuydu. Sonra ne oldu? Bunlar hep aile değil mi? İnanç Ünsal. Yani bir de bunlar hep ailedir. Aile yani. Bunların hepsinin babası babadan bakandır, paşadır, şeydir. Bir tane normal insan yoktur bunlarda. En sıradanı mesela bir kurumun ilk genel müdürüdür Türkiye'de. Çoğu vali çocuğudur falan. Ve sonra 1983'te Özal iktidarıyla birlikte bunların hepsi Özalcı oldu. Yani neredeyse istisnasız. Solcusu sağcısı. Adı da liberalleşme oldu. Tabii beka kamplarından yetişenlerden şeriatçısına birdenbire Özal hareketine dönüştüldü. Ve 1980 öncesinde farklı gazetelerde birbirlerine ve toplumda karşılık buldukları insanlara bir hakaretler yağdıran ve birbirlerine karşı onları tahrik eden bu adamlar aynı gazetede yan yana köşelerde iyi paralarla yan yana köşelerde yazılar yazdılar. Şimdi bu adamların çoğu hala muteber. Ve aynı ekranda yan yana, ekranı ikiye böldüklerinde program yapıyorlar bu gazetelerde. Evet. Yani. Son derece rahat. Evet. Şimdi o yüzden hani Aydın ihaneti falan diyoruz ya, o yüzden kendimize bakacağız. Yani baktığımızda evet, da karşımıza bunlar çıkıyor. Onu anlatmaya işte çalıştım ben. Şimdi bakacağız. Ya 80 milyon adamız Zihni Çakır. 15 tane adamın bizi sürüp durmasına, bir oradan bir buraya sürüyüp durmasına itiraz edelim artık. İtiraz edelim. 80 milyon adamız ya. Hatta bence 80 milyon kişiye kalmadan bu ülkede gerçekten milli ve yerli olduğunu iddia eden medya mensupları itiraz etmeye başlasınlar. Ve onların da kendini güvende hissetmesini tesis edecek bir sistem, bir güç oluşturulsun. Yani çünkü şunu net olarak ortaya koymalıyız. Yani bunlar çok uzun konular. O yüzden hani zamanımız yok. Bunların her birine ayrı günlerce ama program yapılmalı. Geçmemiz izleyici açısından. Çünkü bir şeyin eğer background'unu ucuyla da vermezsen eğer bugün anlattığını ya da bugünü anlamakta zorlanan insanlar haklı olarak zorlanır. Yani biraz önce söyledin işte biz hazırlıklı değildik. Emin ol ekran başındakilerin büyük çoğunluğu bizim hazırlıksız olmamamızı son 20 yılla sınırlandırıyordur. Evet. Evet. Halbuki son 50 yıllık, 100 yıllık bir şey ya. Yani. Ben 300 yıllık bir yani, şey. O yani daha oraya gidiyorsun. Sanki ben daha bir yakın tarihten. Yani neden 300 yıllık bir şey biliyor musun? Şimdi bizim batılılaşmaya mecbur kaldığımız gün başlıyor bu iş. Yani evet batılılaşma bir arızadır. Ama bizim batılılaşma biçimimizdedir arıza. Batılılaşmamızda değil. Yani batının nesini tercih edeceğiz? Cemil Meriç diyor ki bizim entelijansiyamız batının bütün zararlı hastalıklarını ithal etmeye memur kılınmış anonim şirket tarzında çalışır. Çünkü bizim batılılaşmanın öncülerine baktığın zaman batının yetiştirdiği adamlar. O kadar. Yani entelijansiyan... Nasıl kurgulanmış? Öyle anlatmış sana ya. Entelijansiyan tercüme odalarından yetişmiş. Yani Fransızca biliyor diye entelektüel yapmışsın adamı. Çoğu da devlet oraya memuru. Oraya götüremeseler bile gelmişler. İstanbul'da kurmuşlar o okulları. E tabi. Zaten işte yabancı okullar yani, meselesini... Bir dönemine bak mesela 90'ların başına bak. Bizden başlayıp Pakistan'a kadar inen Aksu'larındaki ülkelerin tamamının yöneticilerinin yetiştiği yer... Aynı yerler. Evet. Yani eğer kendi ülkesine çekememişse o ülkede kurmuş. Vallahi bu İstanbul'daki eğitim kurumlarına bir baksınlar yani bu ülkenin tesadüf müdür bilmiyorum ama entelijansiyasını yetiştirenlere baksınlar. Bulgar zulmünün organizasyonunda bulunan şimdi adını hatırlayamıyorum bir şahısın Robert Kolej'de den mezun olan bir şahısla aynı soyada taşıdığını tespit etmiştik ama aynı kişi midir tam olarak bilmiyorum. Şimdi Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu meselenin yani iki konu daha konuşacağımız için hemen akabinde aslında hemen öncesinde bu yaşanacakken bir Şangay Beşlisi meselesi çıktı. Evet. Şangay Beşlisi meselesine biraz yabancı kalınmış olunabilir. Onunla ilgili de bir bandımız var. İstersen... Biz de enerjide dönem başkanlığını da aldık bildiğim kadarıyla değil mi? Aldık. Yani ben evet. O da enteresan bir şey oldu. Onu da soracağım şimdi sana nasıl aldık. Bir o bandımızı da izleyelim. Tamam. Ondan sonra tekrar buradayız. Şangay İşbirliği Örgütü ya da Şangay Paktı. Örgüt ismini ilk toplandığı yer olan Çin'in Şangay kentinden alıyor. Örgütün temelleri 1996 yılında atıldı. Çin'in liderliğinde toplanan Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Şangay Beşlisi olarak anıldı.
2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısı 6'ya çıktı ve adını Şangay İşbirliği Örgütü olarak yeniledi. Örgütün amacı Asya'da siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel işbirliğini sağlamak. Afganistan'ı çevreleyen uyuşturucu kaçakçılığına ve terör tehditlerine karşı ortak mücadele örgütün yapı ve işleyişini belirleyen beyannamede yer aldı. Şangay İşbirliği Örgütü dünya petrol üretim ve kullanım pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. Afganistan, Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan'ın gözlemci olarak bulunduğu örgüt, Batı'ya karşı etkili bir kutup olarak görülüyor. 2003 yılında Rusya Başbakanı olarak Vladimir Putin, dünya tek kutuplu düşünülemez diyerek örgütün esas amacını dile getirdi. Üye ülkeler pek çok kez ortak askeri tatbikat düzenledi. Orta Asya'nın NATO'su olarak tanımlanan örgüt, 2011'de ortak bir anti-terör ajansının kurulmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Türkiye 2012'de Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katıldı. Türkiye ile Şangay İşbirliği Örgütü arasında başta bölgesel güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığıyla ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere çeşitli konularda işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. 2013'te dönemin Başbakanı Erdoğan Moskova'da Putin'e tam üye olma isteğini dile getirdi. Evet, Şangay Beşlisi Şangay Altılısı yapmakla ilgili olarak bir niyet beyanımız oldu. Bu niyet beyanı bize ne kazandırır, ne kaybettirir? Şimdi Zihni Çakır'a soracağız. Dediği gibi bir enerji dönem başkanlığı değil mi? Cümle evet, öyle. Evet. Sayın Enerji Bakanımız Şangay Beşlisi'nin enerji dönem başkanlığına gelmiş. Şimdi diyalog ortağı olmakla mı kazanılan bir şeydir bu? Muhtemeldir o ilişki ve Şangay Beşlisi'nin Orta Doğu enerji hattı ve işte kendi bulundukları coğrafyadaki enerji dağılımıyla ilgili Türkiye'nin o stratejik önemi doğrultusunda Türkiye için zannedersem böyle bir kazanım elde ettirmiş. Demek ki düzenlemeler müsait. Yani evet, yani bir de şey var, yani Şangay Beşlisi ile Şangay Beşlisi'nin Şangay Altısı olma yönünde Avrupa Birliği ne yönelik bir halka oluşturma düşüncesi temelli düşünce var, irade belirmiş gibi öyle bir durum söz konusu. Yani 2012'de bir şey var nedir yürüdüğümüz yolda bugün herhangi bir şeyin dönem başkanlığını yaptığımızı hatırlamıyorum. Yani yapmamakla birlikte yani sizle olmaz dediler, daha ne desinler yani. Dememişlerdir ya. Yani o şey işte, tavsiye o. Ettiler tavsiye yani. Böyle denmesini tavsiye ettiler. Ben çok kırılırım. 50 küsür yıl ya. Yani insan ya bir de alışkanlık haline geldi. Şimdi Avrupa Birliği fasıl açıyor. İşte müzakere sonuçları, işte müktesebat falan. Böyle bir sürü kelimeye de aşinayız. Bak o şekilde bu kelimelerden de. Öğrendik en azından. Yani. O kelimelerden kavram, de mahrum kalacağız. Yani. Da biraz bunlar, evet. Zenginleşmiş oldu. Şimdi aslına bakarsanız Şangay Beşlisi mi, Avrupa Birliği mi sorusunun dışında arzuları olan insanlarız biz. Tam onu söyleyecektim. Yani hem Avrupa Birliği'nin hem Şangay Beşlisi'nin hedef kitlesinden birisi zaten bizim çok rahatlıkla ağabeylik yapabileceğimiz bir coğrafya. Yapamadık. Ve yani kitle 1,5 milyar İslam dünyası, öbür taraftan Türk dünyası. Yani bizim herhangi bir birliğe çok fazla ihtiyacımızın olmadığını söylemek mümkün. Artı bu her iki birliğin en azından pazarını kullanmak istedikleri coğrafyada biz çok rahatlıkla geçmişten gelen misyonumuzla birlikte abilik yapabiliriz, liderlik yapabiliriz. Yapamadık ama şimdi olmadı yani. Yapamayacağımız anlamına gelmez. Yapamamamızın sebebini konuştuk burada. Yani biraz önce konuştuk. Yapabileceğimiz dönemlerde bu ülkenin başına ne çoraplar örüldüğünü konuştuk. İşte bugün uğraştığımız Fethullahçı terör örgütünün 1970'lerde yeşertilip devletin içerisine sızdırılmasının altında bugün Türkiye'yi akamete, yani Türkiye'nin Orta Doğu ile ilgili planlarını akamete uğratmak olduğunu daha yeni anlayabiliyoruz. Türk ve İslam coğrafyalarında da ayrı ayrı söylüyorum. Bak Türk-İslam coğrafyası diye yani değil. O coğrafyalarda da aynı çalışmalar var, yapılıyor, evet. Ve aynı arızalar oralarda da var. Ve aynı yaşanıyor. Kimlikler üzerinden gidiyor. Onu da işaret edelim. Aynı kimlikler üzerinden. Tabii. Ve... Yani
işte cemaat yapılanması, tarikat yapılanması adı ne derse aynı kimlikler ama yani. Ve yani yine çoğunlukla majestelerinin müdahale alanındaki insanlar tarafından oluşuyor bu ekipler. Ve bir şeyin daha altını çizelim mi? Yani bugün biz benzer bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Majestenin çocuklarından birisini tasfiye ederken onun henüz adını koymadığı başka çocuklarının adı konulmuşun yerine geçmesi noktasında dikkat etmek zorunda. Bu zaten şu anda kaç biz kere bunu, yaptık bu yani. Bakın yani. Şu anda biz bunu yaşıyoruz. Bununla ilgili çok somut veriler var. Yani bu örgütü bir taraftan tasfiye ederken bu örgütün yerini dolduran majestenin adı konulmamış çocuklar. Burada devamlı bunun adını söylüyor. Ne olur bize 10 yıl sonra koydurmak zorunda bırakmayın. Başka tankların üstüne çıkmak zorunda çıkmak kalmayalım. Zorunda kalmayalım. Yani. Bu sefer tankların üzerine çıkmak yetmez. Zannedersem o terastan F-16'ya meydan okumak yerine üzerine atlamak zorunda kalacağız. Yani başka tanklara çıkmak zorunda kalmamaya özen göstermemiz lazım. Tabii bunu buradan devamlı şekilde söylüyoruz. Ama çok da kolay değil. Ama çok iyi istihbari faaliyetlerle bunun da üstesinden gelinebilir. Ayağa düşmeye başladı. Ben o kadarını söyleyeyim. Umarız öyle olmaz diyelim. Şimdi bir de bu hani Turan ve Ümmet Birlikleri hayali, arzusu. O arzunun herhangi birimizde heyecan uyandırmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani tuhaf olur. Romantik bulabilirsiniz, dert değil ama aslında o kadar da romantik değildir. Çünkü ortak değerlerle hareket edebilir. Ütopik de değildir, onu da söyleyelim. Şimdi ütopik de değildir, sadece bazı şeylerin düzenlenmesi, düzeltilmesi lazım. İnsanların menfaat birliklerini tesis etmek. Evet, ederiz, çok kolay. Yani ben X bir başka bir yapıyla menfaat birliği tesis edeceğim ve kendi yapımla menfaat birliği tesis ederim. Onların da işte biraz önce söyledim ya, Avrupa Birliği'nin modeli lazım bana, lazımsa. O modelde ekonomik, endüstriyel, teknolojik, işte standart anlamındaki model. Bunun da maliyeti yok. Alır kendime de, kendi dokuma da uydururum bunu. Burada problem yok. Öbür tarafta... Çünkü Avrupalı da kendi dokusuna uydurmuş ve yapmış. Şimdi doğuya gitmekle ilgili eleştiriyi şu şekilde kabul ediyorum. Şimdi Ümmet ve Turan, Kızıl Elmalar. Yani bu Kızıl Elmalar bu coğrafyada Ümmet adıyla da Turan adıyla da karşılık bulmuştur. Bu coğrafyanın insanlarında bu Kızıl Elmalar mevcuttur ama bir başka Kızıl Elma daha vardır. Vatikan. Şimdi bizi Viyana kapılarından buraya kadar döndürünceye kadar 300 yıl uğraşmış adamlar şimdi başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Yani biz öyle sınırlarımıza çekilip doğuya dönüp falan onları unutacağız falan zannediyorlarsa büyük hata. Yani Avusturya'nın bize ambargo koyması, yani hiçbiri koymayıp Avusturya'nın koyması çok manidar. Biz dertlerini de sebebini de biliyoruz. Sen Turan dersen bundan Avusturya alınmaz mı? Alınsın. Yani. Ya canım biz de iki kere Viyana'ya gittik Allah'ına. Güç. Yani şimdi... Birincisinde hava kötüydü. İkincisinde hemşerimin boş bulunduğu bir durum olmuş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ama Allah'ın hakkı 3. Bugün sosyal medyada çok hoş bir caps vardı. Şimdi bu çok keyifli oluyor değil mi böyle konuşmak, evet, ama yani işte gerçeklerde bundan çok farklı bunu, tabii. Bunu söylemem gerekiyor. Şule diye bir takipçim yazmış. Biz Avrupa'ya iki şekilde girebileceğiz. Birisi Can Dündar gibi. Birisi de Mehter Marşı'yla. Bizim girebileceğimiz tek yöntem Mehter Marşı'yla diye. Zannedersem Avusturya bunun en fazla bilincinde olan ülkeydi. O yüzden gece yarısı öyle bir karar aldılar yani. Yani şimdi Avusturya'nın ekstra çok özellikleri vardır. Yani Doğu sorunu meselesi 18. yüzyılda incelenirken Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmadan nasıl nüfuz eder ve onu yönetirim konusunda çok ciddi akıl yormuş bir devlettir Avusturya, önceki Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın Arşidük'üne yazdığı da bir mektup vardır. Bunu da söyleyeyim, ondan sonra bu Şangay Beşlisi'ndeki müttefikimiz Rusya ile Suriye meselesine bir gelelim. Kanuni Sultan Süleyman yazdığı mektubunda şöyle der Arşidük'e.
Bundan sonra bana mektup yazmayacaksınız. Mektuplarınızı vezirime yaz, vezir-i azamıma yazacaksınız. Ona da biraderim diye hitap edeceksiniz. Ya adamlar haklı. Onu da söyleyelim. Bu kadar bu kadar zulümden sonra. Kaçsın, ben de oturuyorsun. Bu kadar zulümden sonra da ya adamlar da haklı biraz. Evet şimdi çok uzun bir zamanımız yok ama şeyi konuşabiliriz. Suriye'deki dün bu gece, son Suriye'de dün gecede yaşanan vahim, şimdi çok can sıkıcı olay. Şimdi çok Şangay, değil. Tabii şunu söyleyeyim hemen soruyu öyle yönlendireyim. Şangay Beşlisi, Suriye, Rusya, karşı tarafta Avrupa Birliği ve son dönemde bizimle arası oldukça limoni olan ABD ki ABD'nin içinde İngiltere ve İsrail'de var. Ben şöyle bu üçlüden okursam. Şu anda Elbab'ın kapılarındasın. Arkasından hedefin Münbiç. Sonra Rakka, Musul, Kerkük yürüyeceğim diyorsun. Bugün Elbab'ı ele geçirdiğin zaman komple kendi kontrolünde aldığında rejimin Halep'i kontrol gücünü zayıflatmış olacaksın. Bu bir tarafta dursun. İki, işte Şangay Beşlisi'ne göz kırpıyorsun orayla ilgili. Çok açık niyet beyanların söz konusu. Avrupa Birliği'ne res çekiyorsun. Bütün bunların yanında işte o söylediğim aksı yukarı doğru Musul Kerkük'e kadar götürmeyi kafaya koymuşsun da bu çok net bir şekilde karşıdaki muhatabın anlıyor seni. Haliyle Suriye'den, rejimden öyle bir saldırı geldi. Şimdi bu saldırıyı farklı yönlerden okuyanlar oldu. Herkese katılıyorum. Katılmamak da mümkün değil. Yani neticede Silahlı Kuvvetler'in bir açıklaması var. Değerlendirilmektedir demiş olsa da bunun Suriye rejim güçleri tarafından yapıldığını söylüyor. Ama şunu unutmayalım. Bu saldırının arkasında vardır ABD, vardır AB, Rusya'da vardır belki ama bu saldırıyı planlayan ve uygulamaya koyduran muhtemelen İran. Çünkü İran'ın içerisinde de Suriye'nin içerisinde de aynı Türkiye'de merkezin karargahın haberi olmadan daha düne kadar uçak uçurup belli merkezde yerleri bombalayabilecek derin yapılar var. Bir soru o arada. Bunların ittifakıyla Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma, Şangay Beşlisi tartışması ve Avrupa Birliği ile tezatlaşma ortamı aynı zamanda Rus uçağının düşürüldüğü bir tarihe denk getirilerek Türkiye'yi o ilerlemek istediği aksın aşağı tarafına itip rejimle çatıştırma amacı güdüyordu. Muhtemelen buydu. Peki bir soru hemen. Zaten İran var diyorsun ya. Evet. İsrail, Rusya, Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, İran koparamadım. Bunların arasında bir kopukluk var mı? Hayır yok. Bir kopukluk yok. Bu burada sadece bir maşa olarak kullanılmış durumda şu anda. Ama maşa olarak da saymayalım çünkü kendi politikalarına da uygundu. Böyle bir şey, yani böyle bir çatışma ortamı dün gece eğer o havadaki savaş uçakları rejim güçleriyle sıcak bir çatışmaya girse ve hedeflenen alanlar bombalanmış olsaydı biz bugün hala savaşın sıcaklığını yaşıyor olacaktık. Tekrar edelim burada İran dün üzerinden okunmaz. Kesinlikle. Devam edelim. Ne olacaktı? Eğer biz bunu yapmış olsaydık savaşı Suriye'nin yani Lazkiye bölgesiyle Halep ve Şam'la yürüteceğimiz bir savaş sırasında Elbap, Münbiç, Rakka, Musul, Kerkük hedefimiz ortadan kalkmış olacaktı. Aynı zamanda arkamızı boş bırakacaktık. Amerika'nın oradaki Kürt gruplar demek istemiyorum ama neticede de şu anda öyle. O gruplarla kurmak istediği kanton bölge yani onlara teslim edeceği uydu devlet alanı boş kalacaktı. Biz Kürt grupları demiyoruz ama bütün dünya onları öyle tanımlıyor. Öyle tanımlandığı için onu söylüyorum. Onu da tırnak içerisinde söylüyorum. Ve kasıtlı öyle tanımlanıyor. Dün gece Türkiye böyle bir girdabın içerisine çekilmek istendi. Ne yaptık peki? Çok akıllı davrandık. Çok aklı selim davrandık. Sadece o bölgedeki DAEŞ'e ait unsurlar vuruldu. Gerektiğinde o saldırıyı yapan merkezlerin vurulabileceği gösterildi. Ama muhtemelen bunun misillemesine yönelik saklı tutuldu. Fakat süreç dün gece için çok doğru yönetildi. Cephe genişletilmedi. Asıl hedeflenen nokta üzerinde yoğunlaşıldı. Ve bugün Elbap'ta hala işte DAEŞ'e ait mevzilerle PYD-YPG'ye ait mevziler vurulmaya devam ediyor. Peki Rakka'dan çıkar 30 bin kişiyle Membiç'e geçeriz diyor adamlar. PYD için mi söylüyorsun? Valla 30 bin kişi değil 300 bin kişi geçseler çıktıkları yerde vurulacaklar. Yani bu çok net çünkü devletin terörle mücadeledeki tercih ettiği yeni konsept Türkiye sınırları içerisinde örgütlerle mücadele değil.
Zaten Türkiye sınırları içerisindeki meseleyi hallettiğimizde dışarıdaki mesele çok kendiliğinden hallolur hale gelecektir. Onu hallettirmeyecekler. İşte dün Adana'daki patlama bizim dışarıdakini halletmemizin önüne geçmek ya da bizi içeriye kilitlemek için mesele zaten adımdı. Biliyorsun gün içerisinde yapılan operasyonda ikinci bir bombalı araç şoförü vurularak etkisiz hale getirildi. Bunları yaşayacağızdır. Yani o söylediğim aksı kontrol altına almaya yönelik plan ve projeyi uygulamak kolay değil. Bu coğrafyada hiçbir şey sadece senin kurduğun planlarla sonuçlanacak maliyeti yüksek değil. Maliyeti yüksektir. Hele kazanç hanesi Türkiye ise bu maliyeti daha da arttıracaklardır. Ne zaman Şangay Beşlisi desek bir patlama falan oluyor değil mi? Yani bir şey oluyor yani. Yani Türkiye'yi farklı bir konseptin içerisinde görmek istemiyorlar bir. Şangay Beşlisi meselesi değil zaten. Yani aksdan çıkmak onu meselesi. Söylüyorum. Yani Türkiye'yi herhangi bir aksın içerisine sokmak istemiyorlar. Bizim bir alternatifimiz var. Bu cümleden hiç hoşlanmıyorlar. O alternatifin mevcutların dışında yani senin söylediğini o Turan ülküsü ve ümmet bilinciyle harmanlandığını düşün. Bunu ortaya attığını düşün herhalde. Üçüncü Dünya Savaşı Türkiye'den çıkıyor. Zaten şimdi onu konuşmakla ilgili bile imtina eder hale getirmiş gidilmiş bir toplum var çok uzun zamandır. Şimdi biraz konuşuluyor falan. Ondan bile kıyamet kopuyor. Çok rahatsız olunuyor. Ve bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de sistemsel bir düzenlemenin önüne geçmek istemelerinin temel sebebi de bu. Yani yeni bir Türkiye oluşacaksa, yeni Türkiye'yi oluşturacak irade şu anda görünen kısmıyla iki siyasi perspektife oturmuş. Birisi Turan ülküsü, birisi ümmet bilinci. Bunların bir arada yeni bir Türkiye oluşturması onlar için kabus. Yani bunların konuşulması bile onlar için kabus. Yani bunların gerçekleşmesi zaten kızıl elmadır bunlar. Ama şu yani anda yürüyen süreç gerçekleşeceğine dair emareler. Yani bunların işte konuşulup bunların mevzusunun edilip bunların olabilirliğinin halkın, toplumun kafasının bir yerlerinde tekrar filizlenmesi. Şimdi Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonraki süreçte Turan meselesinin nasıl bir alev aldığını hatırlarsan ve sonra ve anında nasıl kestiklerini, hemen kesildiğini, Rusya merkezde kurulan bir birlikle hemen yok edildiğini, akabinde zaten işte elçi beyi yediklerini, bunların hepsini konuşabiliriz ümmet, yani. Ümmet meselesi çok uzun zamandır bu coğrafyada Osmanlı'dan kalma bir ülke olarak durmaktadır. Ancak onların olabilirliğinin hissedilmesine bile tahammülü olmayan adamlar bunlar. Onlar tahammül edemese de bu toplumun kahir ekseriyeti söylediğine inanmaya başladı. Yani bu zaten ikisi de bu coğrafyada zemin bulmuştur. Bu coğrafya iki mesele içinde mümbit topraklardır. Ve bir şekilde oradan filizlenecek de eninde sonunda biz görürüz göremeyiz. Allah ne zaman nasip eder bilmem ama programı bitirmeyi bize nasip ediyor şu anda. Onu gördük. Önümüzdeki haftada tekrar karşınızda olmayı nasip eder umarım diyerek ben İnanç Uysal ve meslektaşım Zihni Çakır'la sizlere tekrar veda ediyoruz bu haftalık.